Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle ASELSAN'ı inceleyeceğiz. ASELSAN'ı son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında güzel bir yükseliş trendi. Ardından da çok net bir şekilde mavi kanal için hareket eden bir düşüş trendi. Görüyoruz ki burada ana trendin de kırılması da şuradan trendin hızı yani satışlarının hızlanmasına neden olmuş. Ve ardından da fiyat 55 seviyelerinden 36 şöyle bakalım. 39 seviyesine kadar inmiş. 39 seviyesinden şurada kuvvetli bir alım gelmiş yeşil mumu görüyorsunuz. Bunun sonrası tekrar 44 seviyesine kadar çıksa da kar satışlarıyla bir miktar gerilemiş ki burada büyük ihtimal trende olan inanç zayıf kalmış ki tekrardan buradan oluşan satışlarla yine alıcılar ön planda olmaya sürdürüyor ve şu anda da %3'ün üstünde bir yükseliş kaydetmiş durumda. Asayistan ilk çeyrek bilançosu da iyiydi arkadaşlar yani kötü bir bilanço diyemeyiz ama hala nakit sıkıntısı Asayistan için devam ediyor şu anda. İlk çeyrek sonrası açılan, atılan pardon kaplarda işlerin biraz daha ilk çeyrekten iyi olduğunu bize gösteriyor ki birçok anlaşma imzaladılar ki bunların ikinci çeyrek bilançosunda görmemiz mümkün. Teknik olarak bakıldığında da net bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi henüz kırılmadı. Ancak burada alt trend çizgisine oluşan bir tepki alımları görüyoruz. Bu tepki alımları kalıcılık sağlanırsa Asesten de o zaman bu düşüşün bir düzeltmesini yapacağı aşikar ve ondan sonra kalıcılık sağlaması durumunda yeniden en son yaptığı zirvelere gitmesi mümkün. Şimdi burada kısa vadeli trade etmek isteyen arkadaşlar kesinlikle 40 seviyesini burada stop loss seviyesi olarak kabul edip işleme girebilir. Uzun vadeci arkadaşlar da yine bu seviyelerden 41-40 seviyelerden alım gerçekleştirebilir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda da 38 ve altından yani 35 seviyelerinden yeniden bir kademe daha alım gerçekleştirebilir. Burada kısaca alım yapması durumunda risk alması durumunda 44 14 direncini takip edip isterse 49 12 direncinden satış yapabilir. Neden buradan satış yapabilir diyorum? Burada gördüğünüz mavi tren çizgisinde her defasında satışların olduğunu görüyorsunuz ki daha önce de burada bir ihlal gerçekleştirmiş. Aslında bir tuzak atılmış tuzak sonrasında tekrar fiyat geri çekilmiş. Eğer trade ediyorsanız sat yapıyorsanız burada bilmeniz gereken konu 49.12 kırılmadı sürece bu düşüş trendinin bitmeyeceğidir arkadaşlar. Düşüş trendinin bitmemesiyle birlikte tekrardan bu seviyelerden satış olabilir. Yani kısacılar için 49. 12 seviyesi önemli. Uzun içine uzun vadeci arkadaşlar da önemli. Çünkü bu düşüş trendi kırılırsa artık tamamen yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Burada kısa vadeci burada satış, satış yapıp yapma tercihini kullanabilirler. Ancak buranın ilk etapta geçilmesi biraz sorunlu olabilir. Yani bura geçilirse o zaman bu düşüş baskısı da biteceği için trend de kırılacağı için yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Uzun vadeciler için bir diğer kritik eşik 55 seviyesi arkadaşlar. 49-12 baktınız geçiyor kısaca arkadaşlar. Biraz daha bekleyin 55-54 seviyelerini takip edin. 55-54 seviyesi geçirirse zaten gördüğünüz gibi tekrardan bu yükselen kanal içine girecektir fiyat. Fiyat bu kanal içine girmesiyle birlikte artık hedefi sonraki direnç seviyeler olacaktır. Yani 55'in üstünde 63 devamında da 69 seviyesi Aselsan'ın orta ve uzun vadede hedef fiyatıdır. Tabii ki buradaki şartlarımız dedi İlk önce 44'ü bir kırsın. Bu direnci açsın ki daha önce aşamamış. Direnci açmasıyla birlikte trend desteğine doğru yani düşen trendi kırmasını sağlayacak. Direnç seviyesine doğru gitsin ve ardından buranın geçilmesiyle birlikte 55 seviyesine tekrardan bu kanal içine girsin ki yükseliş hareketi devam etsin arkadaşlar uzun vadede ne olur daha uzun vade diye soracak olursanız her zamanki gibi en son zirve bizim için kritik eşik buralardan satış olması mümkün. Fiyat zaten buradan yapacağınız alımlarla birlikte en son zirvesine gitmesi durumda. Şöyle düzeltelim %65'in üstünde bir getiri sağlamış olacak. Kısacılar için 55'ten satması durumda da %30'un üstünde bir getiri sunmuş olacak. O yüzden buradan alım yapan arkadaşlar veya uzun macer arkadaşlar buralarda satabilir. Bu direnç seviyesine dikkat edin. İsterseniz burada bir miktar satar, geri çekilmeler takip eder. Direndin devam etmesi durumunda da yukarı adelerde yani yukarı hedeflerden 80-87 seviyesinden de satış gerçekleştirebilirsiniz. 80-87 seviyesi yani bu bant aralığı uzun vade için daha uzun vadeci hedeftir. Bu hedefte 69'un üstünde kalması durumda gerçekleşecektir. 69'un üstünde kalması tekrardan derin bir satış baskısına kalırsa o zaman bu fiyatları unutun arkadaşlar. Buranın geçilmesi durumundan bahsediyoruz. Aselsan'da aslında genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bir düşüş trendimiz var. Bu trendi kırmamız gerekiyor. Trendi kırarsak Aselsan'ın önü açılacaktır. 49 ve 55 seviyesi kısa vade için önemli seviyeler. 55'in üstünde kalırsa bu kanala gireceği için yukarı yönlü hareketler devam edecektir. 63-69 dirençleri burada takip edilmelidir. 69 geçirirse 80-87 bandı da uzun vadede asesanın hedef fiyatıdır arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.